Ben Arda, Scoutly'nin kurucu ortağı ve CEO'suyum. Kanada'da Thomas Rivers Üniversitesi'nde 2 sene boyunca Computer Science okuduktan sonra ben mühendis olmak istemiyorum diyerek burada İzmir'de İzmir Üniversitesi'ne geçiş yaptım. İşletme bölümünden mezun oldum. Lise son sınıftan beri girişimcilik ekosisteminin içerisindeyim. İlk önce bir izleyici olarak dahil olduktan sonra Kanada'da bir oyun pazarlama ajansı kurarak bu işin içine girişimci olarak da dahil olma şansı elde ettim. Bu süreçte İstanbul bazlı bir oyun stüdyosunda community manager olarak çalıştım. Global Zone'da başka bir yerli startup'ta growth ekibinde çalışma fırsatı buldum. Hepsinden sonra da Scoutly'ye tam zamanlı olarak 2021 yılından itibaren odaklanmaya başladım. E-spor ekosistemiyle tanışmam 2013'e dayanıyor. 2013'te bir League of Legends takımıyla çalışarak bu ekosistemin içine dahil oldum. Daha taşlar ekosistemde yeni yeni yerine otururken ben bu ekosistemde çalışmaya başladım. Ben Güray, ekibin Product Manager'ıyım. 2013 yılında oyuncu olarak başladığım e-spor sektörüne kendi potansiyelimi daha da ortaya çıkarmak için ağırlıklı olarak operasyonel süreçlerde yer almaya karar verdim. Keyif alarak yaptığım bu süreç yönetme işini sektördeki bilgimle birleştirerek Scoutly'nin çıkardığı ya da çıkaracak olduğu tüm ürünlerde kullanıyorum. Merhaba, ben Umut. Scoutly'nin kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda da Fireflux Esports'un Valorant menajeriyim. Yaklaşık 2015'ten beri espor sektöründeyim. Ve Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya birçok turnuvada o rekabet duygusunu tattım. Zaman içerisinde de bu sektörde aslında kendi benliğimi keşfettiğimi fark ettim. Ve yılların getirdiği tecrübeyle, network'le birlikte bu birikimi Scoutly olabildiğince ileri taşımak için kullanmayı amaçladım. Şu anda bu yolda ilerliyorum. Ben Nazlı. Ekipte sosyal medya ve içerik yöneticiliğini üstleniyorum. 2023 yılıyla birlikte e-spor'daki 7. yılıma girmiş olup bu süreç boyunca Fenerbahçe Esports, Digital Athletics ve Foot Esports gibi Türkiye'nin büyük önde gelen takımlarının yanı sıra Avrupa'nın en büyük e-spor takımlarından biri olan Fanatik'in sosyal medya, topluluk ve etkinlik yöneticiliği gibi pozisyonlarında çalışma fırsatı yakaladım. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca ise kendi kurmuş olduğum e-spor haber sayfam ile birlikte e-spor haberciliği üzerine çalışmalar yaptım. Şu an ise Scoutly'nin sosyal medya ve içerik yönetiminin yanı sıra ürün geliştirilmesinde ve sahip olduğum bağlantılar sayesinde ürünün geniş bir kitleye ulaşmasında rol oynamaktayım. E, 2015 yılında Umut'un kurucusu olmuş olduğu bir e-spor takımı vardı. Bu süreçte ben de o sıralarda hala oyuncu olarak hayatıma, kariyerime devam ediyordum. 2020 yılında da Valorant'ın çıkış yapmasıyla Umut bu oyunda yeni bir fırsat gördü ve Valorant tarafında yeni bir takım kurabiliriz, beraber oyun oynayabiliriz gibi bir teklifle beni ikna etmeye çalıştı ve aslında başardılar. Tam da bu süreçte Arda ile tanışmış olduk. Arda'nın Valorant'ın beta çıkışından birkaç ay önce bir markayla ortaklaşa kurmuş olduğu bir e-spor takımı vardı. Bu sürede Arda'nın takımı ile görüştük. Umut'un da yeteneklerine burada tekrardan ne kadar güvenilmesi gerektiğini anlamış oldum. Ve sonrasında bu takım adı altında birçok turnuvaya katılıp şampiyon olduk. Ve Arda ile konuşmamızda operasyonel süreçlerde daha yararlı olabileceğimi fark edip takımın operasyon yöneticisi oldum. Bir gün Umut, Arda ve ben oyun oynarken Arda Scoutly'den bahsetti. Bu noktada sosyal medya tarafında da Nazlı'nın adı e-spor ekosisteminde çok biliniyordu. Ve bu noktada Nazlı'yı ekibe katıp bizimle beraber yol çıkma konusunda bir ikna etme sürecimiz başladı. Ve sonrasında o da ikna olduktan sonra 4 kişi olarak devam ettik. Ve maceramız aslında 2021 yılı yazında başladı diyebiliriz. E-spor sektöründe uzun bir süredir yer alan kişiler olarak aslında nelere ihtiyaç duyulduğunu ve ne tür problemlerin var olduğunu yakından gözlemleyebildik. Fakat bunlar için düzgün işleyen herhangi bir yapı bulunmamaktaydı. Bulunanlar ise ihtiyaçları karşılayabilecek yeterlikte değildi. Bundan ötürü başlangıçta yapmak istediğimiz projenin sınırlarını her seferinde topluluğun ihtiyaçlarına göre değiştirdik. Topluluğun ihtiyacı olabilecek farklı özellikler üzerinde de düşünmeye başladık ve hızlıca aksiyonlarımızı aldık. Bu yüzden şu an için Scoutly'yi All-in-One e-spor platformu olarak adlandırabilmemiz mümkün. Hem e-spor takipçilerine, hem takım yöneticilerine, hem de profesyonel oyunculara fayda sağlayabilecek olan en iyi e-spor platformu olmayı hedefliyor ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Scoutly'nin ortaya atılma fikrini şu şekilde açıklamak isterim. Ben kariyerimin başlangıcından beri aslında işin mutfağında olduğum için bu taraftaki problemlerin çoğunluğuna hakimim. Ve aslında burada en büyük problem takımların kadro yapılanması yaparken ya da kadro mühendisliği konusunda veri konusunda çok eksik kalmasıydı. Atıyorum bir kadro kurulurken oyuncuların belli başlı spesifik özelliklerini sadece çevrelerinden duydukları kadarıyla biliyorlardı. Ama bunu bir veriye dayandıramıyorlardı. Bu da uzun vadede çok farklı sıkıntılara yol açıyordu. Scout sayesinde insanlar aslında bu oyuncuların bütün geçmişlerindeki maç özelinde ya da etkinlik özelindeki verilerine erişebildikleri için
ayrıyetten de bizim farklı ürünlerimizi kullanarak kendi takımlarını analiz edebildikleri için uzun vade bu problemleri yaşamaktan kaçınıyorlar. Biz de aslında buna yönelik kendi aramızda Scout diye e-spor laboratuvar tabirini kullanıyoruz bununla ilgili. Aslında bu laboratuvarda siz kendi yapılanmanızı daha sağlıklı bir senaryoya taşıyorsunuz. Bu noktada bizden ajans konusunda da, ürün konusunda da, birlikte çalıştığımız insanlar doğrultusunda kadro yapılanmanızı ya da kadro mühendisliğinizi farklı bir seviyeye taşıyorsunuz Scout sayesinde. Projenin adı Scout kelimesinden geliyor. İngilizce'de gözlemci demek. Lee2'de klişe bir startup isim eklentisi aslında. Tek kelimeyle yaptığımız işi çok iyi özetlediğini düşündüğümüz için bu isimle ilerlemeye karar verdik. Logomuz da bir dürbünün yarısının önden çekilmiş hali aslında. Basit ama işimizi fazlasıyla iyi özetlediğini düşünüyoruz. Scoutly temelinde e-spor takımlarının oyuncu keşif ve maç analiz süreçlerini kolaylaştıran bir platform. Sunduğumuz analitik araçları ve modüllerle hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini sağlıyoruz e-spor organizasyonlarının. Bir maçın analizi manuel olarak 3-4 saat sürüyorken bizim araçlarımızı kullanarak yapay zeka ve computer vision desteğinin de yardımıyla beraber 24 dakikada bir maçın analizini tamamlayabiliyorsunuz. Projemizin ana hedef kitlesi e-spor takımları ve koç ekipleri. Özellikle ürettiğimiz analitik araçlarıyla koç ekiplerinin veriyi takip ve analiz etme sürelerini çok kısaltıyoruz. İkinci hedef kitle olarak e-spor oyuncuları ve e-spor takipçileri diyebiliriz. E-spor takipçileri için fantezi ligi platformu sunuyoruz ve turnuvaları izlerken bir yandan da rekabete ortak olmalarına ön ayak oluyoruz. E-spor oyuncuları için de çeşitli araçlar sunarak takım ve bireysel olarak oyunlarını geliştirmelerine ön ayak oluyoruz. En büyük farklardan biri de diğer e-spor veri platformları tek bir oyuna odaklanırken biz birden fazla oyuna odaklanarak birden fazla oyunun verilerini tek bir platformda sunuyoruz. Şu an League of Legends, Valorant, PUBG varken önümüzdeki aylarda bu rakamı 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında birden fazla analitik ürünü de tek bir platformda topluyoruz. Kullanıcının zaman kaybetmesini önlemiş oluyoruz bu şekilde. Ek olarak rakiplerimiz tek bir veri noktasından veriyi alırken biz verileri hem API hem Computer Vision desteğiyle alıyoruz. Böylelikle daha isabetli veriler sunabiliyoruz. Karşılaştığımız en büyük problem açık ara güvenilir veri kaynağı bulmaktı. Bizim için doğru metodu bulmak 6-7 ay aldı. Şu an oyunların resmi API'larının yanında bir üçüncü parti data sağlayıcısı ve Computer Vision'la dataları kontrol ediyoruz. Üç farklı veri noktasını kullanarak doğru veriyi aktardığımızdan da emin oluyoruz. Rakiplerimize göre 4 kat daha yüksek ürün geliştirme hızına sahibiz. Bu da bizim sonradan girdiğimiz rekabette rakiplerimize yetişmemizi sağlayan temel unsurlardan. Ürün tarafında sahip olduğumuz hızı ve satış tarafında yakaladığımız ivmeyi hiç tempo kaybetmeden arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Klasik yatırım süreçlerine göre kitle fonlama süreçlerinin daha hızlı olmasından dolayı kitle fonlamaya yöneldik. Bunun yanında e-spor ve teknoloji sektöründe yer alan gerek tanışmadığımız gerekse yatırım fırsatı olarak denk gelmediğimiz insanlarla bir araya gelebilmek bizim için çok büyük bir fırsat. Kitle fonlaması sayesinde belki yollarımızın hiç kesişmeyeceği bağlantılar ve partnerlikler edinebileceğimizi düşünüyoruz. Yatırım ile birlikte kısa vadede globalde 150 bireysel müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun dışında fantezilik mobil uygulamamızla beraber 100 bin indirmeye ulaşmayı hedefliyoruz. Oyuncu ajansı tarafında ise en azından 100 oyuncuya ulaşmayı ve 100 oyuncuyu 14 farklı ülkeden temsil etmeyi hedefliyoruz. Orta vadede Avrupa ve Kuzey Amerika pazarındaki e-spor takımlarının en az %50'sini müşterimiz yapmak ana hedeflerimiz arasında. Bunu yaparken de dünyanın en büyük e-spor veri sağlayıcısı unvanını almayı hedefliyoruz. Yine orta vadede uygulama tarafında en az 500 bin indirmeyi geçmek var. Uzun vadede hedeflerimiz arasında dünyadaki e-spor takımlarının %75'i tarafından aktif olarak kullanılabilir halde olmak istiyoruz. E-spor pazarının en yüksek market payına sahip veri analizi şirketi konumuna yerleşmek, bunun yanında dünyanın en büyük e-spor topluluğunu kurmak da hayallerimizden ve hedeflerimizden biri. Ürünün iş modelinde rakiplerimiz ve diğer SaaS şirketlerine örnek aldık. Yıllık ve aylık abonelik paketleri ana iş modelimizi oluşturuyor. Bunun yanında Wonders adını verdiğimiz bir ajans modelimiz var. Ve bu tarafta oyuncu ajansında komisyon sistemi üzerine ilerliyoruz. Oyuncuların aylık maaşları üzerinden belli başlı temsil komisyonları alıyoruz. Data as a Service tarafında ise tek seferlik ödeme sistemlerini kullandık. Satış için birden fazla yolumuz var. Bunların en kuvvetlileri direkt satış dediğimiz bizzat bizim takım yöneticileri ve menajerleriyle iletişime geçip ürünümüzü anlattığımız
ürünümüzün neler sağlayabileceğini, neler katabileceğini anlattığımız ve direkt takım yöneticileriyle satış süreçleri yürüttüğümüz sistem. Bir diğeri de aslında içerik planlamamız. Hepimiz hem bireysel olarak hem de şirket hesaplarını aktif olarak sosyal medyada kullanıyoruz. Bu sayede bireysel olarak ulaşamadığımız menajerler, koçlar, analistler olduğu takdirde onlara da sosyal medya kanalları üzerinden ürettiğimiz içeriklerle ulaşmış oluyoruz ve müşteriye dönüştürme şansımız oluyor. Rakiplerimiz arasında en çok gelir elde eden 3. espor veri şirketi konumundayız. Fantezi liginde ise aktif kullanıcı bakımından en yakın rakibimizle kafa kafaya noktadayız. Hali hazırda rakiplerimizden müşteri çekmeye başladık ve önümüzdeki günlerde de yürüteceğimiz agresif kampanyalarla beraber bu hızın artacağını düşünüyoruz. Computer Vision ve Fantezi Ligi en çok gelecek vadeden ürünlerimiz bu tarafta. Özellikle sunucu maliyetlerinin düşük olması sebebiyle Computer Vision'da rakibimizle aynı ürünü %60, %70 daha ucuza sunabiliyoruz. Bu da bizi pazarda güçlü bir oyuncu haline getiriyor. Skatli hızla büyüyen e-spor pazarında veri alanına erken giren ve pazar payı bakımından da avantajlı konumda olan bir şirket. Önümüzdeki 5 sene içerisinde e-spor pazarının büyüklüğünün çoğu geleneksel sporla aynı seviyeye, hatta üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak elimizde bulundurduğumuz oyuncu, takım, maç verileri mevcut pazardaki en geniş veri tabanlarından biri konumunda. Hali hazırda geliştirdiğimiz ve kullanıma sunduğumuz yapay zeka destekli maç analiz aracıyla beraber gelecekte bu maç verilerini de işleyerek daha kapsamlı bir yapay zeka aracı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişmelerle de beraber pazarın mutlak lideri olmayı hedefliyoruz.